İlk olarak hapis tutulan Müslüman tacirler salıverilsin. Rehin olan tekneleri, malları iade edilsin. Zararları karşılansın. Emir buyurduğunuz gibi Rodoslu kimsenin malına, canına zarar verilmeyecek. Kiliselerinde ibadet serbest olacak hünkârım. Piri Paşa, biz bu adayı kaç kişinin canı pahasına aldık. Asker elbet buranın nimetlerinden faydalanmak isteyecek. İsteyemez paşa. Anlaşma olmadan kimse isteyemez. Aksi olursa sizi mesul tutarım. Hünkârım. Neden geldin İbrahim? Dinlensene. Burada olursam daha iyi olacağım hünkârım. Üstad-ı Azam dışarıda bekliyor. Bu anı kaçırmak istemem. Gelsin. Getirin. Üstad-ı Azam Villio de Lille adam huzurlarınızda hünkârım. Bırakın. Bir hafta içinde şövalyelerinizle adadan ayrılabilirsiniz. Malta'ya mı gideceksiniz? Evet. Malta'ya sığınmayı uygun buluyorum. Murat Sultan da orada bu durumda. Hanedan mensupları şimdi de oradan mı yürütecekler hainliklerini? Hünkârım, Murat Sultan ve oğullarını kaçarken yakalayıp getirdik. Gelsinler. Murat Sultan. Seni böyle mi görecektim? Bir kaçak olarak mı yaşayacaktın? Hünkârının canına kastetmiş bir hain olarak mı görecektim? Ben sizi görmek istemedim. Zorla getirildim. Canınıza da kastetmedim. Yalan söyleyip daha da küçülme. Pir Paşa, Üstad-ı Azam'ı gönderin. Yalnız olmalıyız. Bu benim aile meselem. Şahit olmasını istemem. Aileni böyle kafirlerin, düşmanların elinde maskara edeceğini, şerefinle dövüşerek ölseydin keşke.
Benimle birlikte payitahta döneceksiniz. Ait olduğunuz yerde olacaksınız. Adalet tecelli edecek böylece. Lakin öğrenmek istediğim bir husus var. Müslümanlığınızı hala muhafaza ediyorsunuz, değil mi? Hristiyanım. Hem de inançlı bir Hristiyanım. Ya siz? Kutsal babamıza inanıyoruz, Yüce İsa'ya. Götürün bu kafirleri, gözüm görmesin. Bargalı. İçeri gir, söyle. İrademin gereğini Piri Paşa tez yerine getirsin.